660. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin ikinci olan başpehlivanı İsmail Koç, Trakya birlikte davul zurnayla karşılandı. İki yıldır Trakya Birlik Spor Kulübü adına güreşen koç, evinde coşkuyla karşılandı. Trakya Birlik binası önünde davul zurna eşliğinde yönetim kurulu başkanı Ahmet Akgün ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte karşılanan koç, ikincilik kupasını evinde kaldırmanın sevincini yaşadı. Son herhalde 20 yıldan beri böyle bir başarı, böyle bir Trakya'mızda ve bugün de Trakya Birliği'mizde Allah bize nasip etti böyle bir başarıyı. Ben sporcumuza, arkadaşımıza çok teşekkür ederim böyle bir başarı gösterdiği için. İnşallah daha iyisi, daha güzeli olacaktır. Olmak mecburiyetinde ama buraya kadar gelmesi, buraya kadar bir başarı göstermesi ve Trakya'mızda bu kadar seneden sonra bir başpehlivanımızın buraya gelmesi bizim için bir başarıdır. Bundan övünüyoruz, seviniyoruz. Kendisine de çok teşekkür ederiz. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara bir yağ ayçiçek yağı ve bir ma margarin. Trakya Birlik'ten. Tarihi 660.sı gerçekleşen tarihi Kırkpınar güreşlerinde başpehlivanlık boyunda final yaptık. İkinci olduk, buruk bir sevinç yaşıyoruz. Lakin tabii ki mutluyuz. Hedefimiz seneye Kırkpınar kemerini almak. Allah nasip ederse biz aile gibi olduk. Belki 2023 yılında bir sözleşme daha yenileyebiliriz yani. Bakarsınız buradan emekli de olabiliriz yani güreş hayatımıza. Final maçını değerlendirecek olursak zor muydu maç? Nasıl? Final maçı tabii ki zordu. İki gündür güreş yapıyoruz. Bütün rakiplerimi finale kadar hepsini sırt aşağı yendim. Biraz fazla efor sarf ettim. Tabii ki Kırkpınar'ın 2019 yılının son başpehlivanıydı karşılaştığım finaldeki arkadaş. Bir gün önceden de birkaç sakatlığım vardı ama tabii sakatlıkları bahane etmek iyi olmaz burada. Elimizden geleni yaptık ama nasip değilmiş. Arkadaşımız kazandı. İnşallah bu bize bir motive edecek. Seneye Kırkpınar kemeri için daha fazla çalışacağız inşallah.